O da buradan herkese mutlu günler diliyoruz efendim. Yayınımıza hoş geldiniz ve bugün de biliyorsunuz ki her zaman olduğu gibi moderatörümüz Dilara'mızla, güzeller güzel Dilara'mızla birlikteyiz. Nasılsın hayatım? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Evet. Çok çok iyiyim demek isterdim ama yaşadıklarımız malum ülkecek. Gülüyoruz, iyiyiz diyoruz ama içimiz kan ağlıyor hala. Yaralarımız sarılmış değil. Zaman gerekiyor hepimiz için. Dilerim Allah bir daha böyle zor günler yaşatmasın bize. Ne bize ne başka bir ülkeye, hiç kimseye böyle zor günler yaşatmasın. Ama hayat devam ediyor. Karşınızda gülümsemek zorundayız. Sabah enerjisi vermek zorundayız. Mutluluk dağıtmak zorundayız. İçimizden her ne kadar bunun gerçeği gelmese de elimizden bir şey gelmiyor. Dua etmekten başka. Dilerim Tanrı'dan bir daha böyle kötü günleri görmeyiz. İnşallah bir daha görmeyelim. Şimdi bugün aslında konuşacağımız konu tam da bununla ilgili. Ne yapacağız da bu kötü günleri görmeyeceğiz? Çünkü biz deprem ülkesiyiz artık. Evet. Hani bunu çok da fazla. Gerçi bütün ülkelere bakın, dünya sallanıyor. Yani sadece Türkiye mi derseniz, evet şu anda Türkiye bir imtihanda gibi. Sürekli sallanıyor. Ama onun dışında da dünyaya baktığınız zaman evet, yani böyle bir gerçek var. Sonuçta maalesef depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Allah rahmet eylesin Ahmet Mete Işıkaran'ın o sözünü hatırlıyoruz yani 99 depreminden. Evet, depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız ama biz tabii ne biliyoruz? Hiçbir şey. Bize düzgün ev teslim edin. Sadece bunu söyleyebiliriz ama işin ehlinden öğreneceğiz. Aynen az sonra. Öyle. Sen anons et istersen, sonra da elimize geçelim. Şimdi anons öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Biz afetlere göre biz şekil alacağız. Afetler bize şekil almıyor. Biz afetlere göre şekil alacağız. Ona göre davranacağız. Hayatımızı ona göre yaşayacağız. Bu gerçekler yaşamasını bileceğiz. Elbette her gün bugün mü olacak, yarın mı olacak gibi düşünmek bu olağan hayatı kısıtlayan bir şey. Ama afet bize şekil almıyor. Biz afete göre şekil alacağız. Binalarımızı sağlam yapacağız. Her şeyi ona göre ayarlanacak. Yasaya, kanunlara uygun olarak yapacağız. Bunun için Murat Samet Mintan Bey bugün aramızda, bize güzel bilgiler verecek. Kendisi iş insanı, inşaat sektörüyle alakalı çalışmaları var. Özellikle teknik konularda bizi bilgilendirecek efendim ki bundan sonra bu hatalara düşülmesin, en azından aza indirgensin. Bu konuda Murat Samet Bey'e güvenip dinleyeceğiz onu. Çok önemli bilgiler alacağız, hemen yerimize geçiyoruz. O da burada tüm hızıyla başladı. Demin sizlere söyledim, şahane bir konuğumuz bizimle birlikte diye. Murat Samet Mintan bizimle birlikte bu dakikalarda, iş insanı ama konuşacağımız çok konu var. Binalarla ilgili, doğru yapıyla ilgili, yapılaşmayla ilgili, nereye dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili. Ama biliyorsunuz ki bu bölümler her zaman moderatörlerin bölümleri aslında. Ve dolayısıyla da Dilara'nın tabii ki. Dilara'cığım top sende. Çünkü ben daha çok dinleme kısmını almak istiyorum. Çünkü öğreneceğim çok şey var. Tam da bu konuştuğumuz bütün arkadaşlarımızla yaklaşık bir aydır, 1,5 aydır konuştuğumuz konular. Murat Bey'le aslında senin sohbetin bu yönde olacak. Kendi adıma hoş geldiniz diyorum zaten. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz çok efendim. Ayağınıza sağlık. Şimdi Murat Bey sefa getirdi, hoş getirdi, hoş geldi öncelikle. Ben çok üzgünüm. Onu söylemek istiyorum. Yani duraksıyorum, konuşurken de duraksıyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Biliyorsunuz ülkemiz büyük bir felaketten geçiyor. Murat Bey de bugün buraya davet etme sebebimiz, bize doğru bilgiler versin, sonrası için bunları yaşamayalım. Ben daha önce sana da söylemedim Nasibe. Ben ekstra üzgünüm. Ben 99 depreminde konuşamıyorum. Boğazım düğümleniyor. Gölcük'te enkaz altında kaldım. Aha, sen kendin. Evet, çocuktum. Kaç yaşın, ya şimdi yaşını söyleme ama herhalde muhtemelen onlu yaşlarda falandı. Evet. Çocuktum, yaralı çıktım. Bir gece kaldım enkaz altında. Aa. Bizim oturduğumuz binada 35 kişi vefat etti. Ailem çıktı. Ben bir gün sonra çıktım. Hatta şöyle göstereyim, hala izi var bende, 24 yıl oldu. Ay yavrum ya. Parmaklarım kırıldı. Yani o kadar iyi anlıyorum ki söylemek kalmasın yani. Söylemek istediğim şey şu. Orada yaşanılan her şeyi o kadar iyi anlıyorum ki 1,5 ay çadırda yaşadık. Her şeyimizi kaybettik. Evimizi, arabamızı. Çok şükürler olsun ki aileden hiç kimseyi kaybetmedik. Ama tabii insan yıllar geçse de unutamıyor. Böyle acılar yaşandıkça da tazeleniyor. Ay sen travma yaşamıyor musun ben? Yani evet, hiçbir şey yaşamadan. Bunlar çok ağır süreçler. O görüntüleri seyrettikçe bak o kadar çok ağladım ki.
Ay canım benim, ben seni hiç Yani bilmiyordum ki. ya ben aslında bu tarz şeyleri çok konuşmayı sevmiyorum. Anlıyorum ben Geçmişte yaşadığım şeylerin seni. daha Ay. çok böyle üstünü örtme taraftarıyım. Konuştukça çünkü yaralar tekrar Evet. deşiliyor. Çok doğru. Şimdi 99 yılında yaşadık. Aradan 24 yıl geçti. Artık Murat Bey'e dönmek istiyorum. 24 yıl geçmesine rağmen neden hiçbir şey değişmedi? Neden katlanarak arttı? 24 senede hiç mi bir şey değişmez? Ben çocuktum, Bak her içinde şeyi öfke var, gördüm. fark Öfke etmiş var. misiniz? Evet, çünkü benim Aynı öfke, arkadaşlarım hepimizde var öldü, aslında biraz. çocuktum, öğretmenlerim öldü, her şeyimizi kaybettik. O görüntüler bende taze, geçmiyor, bitmiyor Çok yani. üzücü. Her ne Çok kadar üzücü. üstünü örtmeye çalışsam da 24 sene geçti. Ben yaşıyorum ve biliyorum ki bugün benim yaşadığım bir takım psikolojik problemlerin altında o günler yatıyor. Ya sen ne kadar normalsin. İşte Sen benimle bir şeysin. aynı. İkimizi İlk yan defa yana koyun. Benim daha söylüyorum. büyük psikolojik bütün yani hani şeylerim var. Sen ne kadar sakin, ne kadar tatlı. Öyle olmak Aslında zorundayız. anlatırkenki şu anki hassasiyetiniz Titriyorum, tabii ki üzülüyorum. dudaklarınızdaki titreme bile bu Ay. bile Evet. bizim görevimizin ne kadar değerli olduğunu anlamına geliyor aslında biliyor musunuz? Yani İşte burada çünkü canımızı sıkan şey 99-2023. Hiç mi bir şey değişmez ya? aslında şöyle bir şeyler değiştirilmeye çalışıldı. Ama bu yeterli düzeyde olmadı. Çünkü denetim noktasında zafiyetlerimiz hala devam ediyor maalesef ki. Yapı denetim kontrollerinde bir takım aksamalar olduğunu biliyorum. Uygulama aşamasında sorunlar yaşandığını biliyorum. İşin aslına bakarsanız ben burada olma nedenim ticari kaygılardan daha çok insani kaygılarda alakalı. Yani burada olası bir yıkılma durumunda bizim yükümüzün daha çok ağır olduğunu. Aslında meslektaşlarıma da bu konuda çok kızıyorum. Hatta kendime yakın görmüyorum bu meslektaşlarım. Çünkü bu işin biz hem eğitimli hem alaylı kısmıyız. Birçok kişi farklı sektörlerden gelerek bu sektöre girip bu tür hatalı yapılar imal ediliyor. Ve bu istihsallerin sonucunda da zaten bu yıkımlar gerçekleşiyor. Bu bizim için çok ağır bir süreç. Ya bunlardan önce ben yaşadığımız şey için ülkemizin hepsine geçmiş olsun diyorum. Başsağlığı Baş diliyoruz sağlığı diliyorum öncelikle ve yakınlarını bunu kaybeden atlatabilecek herkese. kuvvetli bir ülke olduğumuzu da biliyorum. Umarım çok kısa sürede her şey yoluna girer. Yani. Yani mutlaka üzerinden zaman geçtikçe bir şeyler toparlanıyor, yoluna giriyor ama bir de orada onu birebir yaşayan, ailesini kaybeden, gidin bir de o insanlara sorun, onlar ne söyleyecekler? Kesinlikle Şu anda çok ağır insanlar dramlar var. kışın göbeğinde evsiz kaldılar. Evet. Bir gece yatıyorsunuz, eviniz var, her şey var, sıcacık yatak var, sabah uyanıyorsun hiçbir şey yok. Benim ben çok kendimden bahsediyorum çünkü istiyorum bir taraftan da yaşayan insanlara örnek Kesinlikle. olsun şu Kesinlikle. anda. Yıllar sonrasını görsünler bana bakarak. Bir akşam yatıyorsun hiçbir şey yok. Ertesi gün seyahat edeceksin ki biz öyleydik. Gece uyanıyorsun betonların taşların arasındasın. Yaralısın. Çocuktum onun da farkındaydım. Yaralı bir şekilde gözlerimi açtım. Öldüm zannettim ya bu kadar. Yani üstünde insanın toprak taş varsa nedir? Ölmüştür. Öldüm zannettim. Evet. Ve bunu benden şu anda orada kat ve kat yaşayan çocuklar var. Kesinlikle. Bir çocuk kendi akrabalarından 70 kişiyi kaybetmiş. Ne demek bu 70 kişinin ölmesi? Koca bir aile Aslında kaybolmuş. çok ağır dramlar var. Yani Evet. işin arka kısmında, mutfak kısmında çok bilmediğimiz dramlar var. Düşünsenize umutlar var, hayaller var. Orada belki evlenmeyi hayal eden insanlar ya da belki bilim adamlarını yitirdik. Sonraki süreçte Tabii olabilecek. ki. Ya da bu ülke için değerli insanlar olacaklardı. Ya da olmasalar bile bu ülkenin herhangi bir ferdi olsa bile bu bile canımızı yakmaya değiyor zaten. Şimdi doğal afet sözümüz yok. Allah'tan geliyor mutlaka. Ama Allah da demiyor. Çürük binalar yapın. İçine insanları koyun. 50 bine yakın insan ölsün demiyor. Akıl vermiş, mantık vermiş, kullanabilme muhakemesi vermiş. Ama ortada hiçbir şey yok. Tabii ki. Murat Bey, ben size ilk sorumu sormak Tabii ki, istiyorum. buyurun. Buraya bağlayacağım. Hı. Deprem mi öldürür, binalar mı? Aslında biz şunu kabullenemiyoruz galiba. Deprem ülkesiyiz yani. Çok bariz yani. Bununla Deprem ülkesi. yaşamak Tabii lazım ki. Tabii artık. ki. Bunu kabullenip bununla Yani yaşayacağız.
deprem bölgesi olduğumuzu kabul edip buna göre hazırlık yaparak ya da binalarımızı buna göre üreterek birçok önlem alınabilir aslında. Yani deprem öldürmez. Hani çok farklı ülkelerde de deprem yaşayan ülkeler, deprem ülkeleri var. Orada yapılan çalışmalardan dolayı çok büyük kayıplar, zayiatlar verilmiyor. Ama velev ki bizim ülkemiz maalesef bu gerçeği kabullenemedik yani. Yani binalar öldürmüyor aslında. Yani binaların yapımından kaynaklanan ölümler gerçekleşiyor maalesef. Peki binaların yapım aşamasında bu problemleri ortadan kaldırmak için neler yapılabilir? Siz uzman kişi olarak bizi biraz bilgilendirin. Biz de bilelim bundan sonrası için en azından. Tabii ki. Ya bir kere her şeyden önce ticari kaygıları bir yere bırakmak lazım. Çünkü orada bir herhangi bir insanın bir canı çok değerli benim için. Yani bu herkes için geçerli bir etken olması gerekiyor. Aslında bu tür yaşanan olaylar bizim önemimizi biraz daha ön plana çıkardı. Çünkü biz işimizi iyi yapan insanlarız. Yani ve şöyle söyleyeyim, bizim muhataplarımıza mahcup olmamak için hareket eden insanlarız. Bunların canlarını, güvenliği, sorumluluğu, her şey bizim üstümüzde. Aslına bakarsanız şu sorumluluğu atletmek gerekiyor kendisine. Yani inşaat yapımcıları olarak söylüyorum. Bizden daire alan kişilere sorumluyuz. Biz devlete karşı sorumluyuz, vergi ödemekle yükümlüyüz. Biz belediye karşı sorumluyuz, mevzuata uygun iş yapmakla yükümlüyüz. Biz ekibimize karşı da sorumluyuz. O insanların emeklerini de gözetmek zorundayım. Biz sonraki aşamasında da inşaat bittikten sonra da belki 50 sene, belki 100 sene her zaman sorumluyuz. Bu sorumluluğu bilincinde olan ve vicdan sahibi olan insanlar yapılarında biraz daha sağlıklı hareket edeceklerdir yani. Ama bu bilinç kaç kişide var, kimde var bilemiyorum. Çünkü o kadar çok inşaat yapımcısı var ki bu işi bilen de meslekte bilmeyen de. Biz bilen grup olarak, ben 15. yılım inşaat sektöründe ve yapılan çalışmalarda ne kadar hatalı üretimler olduğunu görebiliyorum. Mesela şunlar perde. Şu yan kısımlardaki şu perde bütünleşik bir çalışma. Bakın burası, bu bölge cıplak. Birazcık daha sade. Kolonlar biraz daha zayıf görünüyor. Yani mesela, şu haliyle tabii, bile sanki en ufak bir sarsıntıda yıkılacak gibi duruyor kuvvet zaten. Kuvvet meselesi ama bu mukavemetin çok olduğunu düşünmüyorum bu binada. Bir de bunlara da dikkat et. Biz şimdi kesinlikle çok anlamıyoruz. Tabii ya. Biz de anlamıyoruz. Aynen. Yani bana sorarsan o bina mesela normal bir binaydı. Şöyle söyleyeyim. Şu yandaki gördüğünüz tuğla örme sistemi, yere kadar uzanan sistem var ya. Onlar betondan ve radya temele bağlantılı olmuş olsa yıkım kuvveti daha çok azalacak. Çünkü bu da emülasyon sağlayacak. Hem yerden gelen sarsıntılara karşı hem de rüzgar etkisine karşı binaya bir kuvvet etkisi veriyor. Siz nerede daha çok yapıyorsunuz inşaatlarınızı? Ben İç Anadolu bölgesi, İç Konya Anadolu bölgesindeyim. Ay Konya, mesela Konya içinde deprem olmaz yerlerden bir fay yok dediler. Evet. Geçen hafta biliyorsunuz deprem yaşandı. Kesinlikle. Biz artık alışmamız lazım dediğim gibi. Bununla yaşamaya alışıp önlem çok almamız lazım. Çok enteresan bir şey söyleyeyim mesela size. Deprem bölgesi olmamamıza rağmen biz bundan sonraki yapacağımız bütün inşaatlarda 5 kat ve üzeri yapılarda deprem izolatörü kullanmaya karar verdik. Her ne kadar deprem bölgesi olmasak bile. Bu şey olan değil mi? Sallıyor. Kesinlikle. Ama aslında yukarıya o kadar. Yeni öğrendik. Bu depremde öğrendim ben. Ben çok açıkçası 99 depreminde, evet biz de yani yaşadık sonuçta, İstanbul'da oturuyordum. Benim ailem Çınarcık'taydı. Bir şey olmadı bizimkilere. Dolayısıyla ben, o zaman çok da anlamamışız. Yani çok da sorgulamışlar. Bu depremde tabii yaşla ilgili. Ben de küçüktüm çünkü o zaman. Biraz daha farkındalık. Şimdi artık çok daha farkındayız. Mesela şu an bir inşaat alacak olsam topraktan, ilk sorgulayacağım bu. Eskiden olsa metrekaresine bakardım önce. Ama şimdi mutlaka buna bakarım. Peki mesela inşaattan inşaata bu şey değişiyor tabii. Değil mi? Müteahhiti mi iyi seçmek lazım? Ben bunu sorayım. Çünkü bence hani bu şeyde onu öğrendim. Evet, değil yani mi? Burada biraz müteahhit biraz seçmek. Şey bir kelime biliyor musunuz? Aslında size ben müteahhit diyebilirim. Müteahhitsiniz değil müteahhitim mi? Müteahhitim ama. Ama şimdi mesela insanlar aman durun yani, diyorlar. Bu genel bir müteahhit görüntüsü var ya hani bu hani hep
Evet. Yani aklımızda oluşan bir müteahhit algısı var ya. Ben o müteahhit algısından biraz da uzak çalışan bir inşaat yapımcısı. O kadar belli ki bu dönemde zaten yani şu dönemde çıkabiliyorsun olmayı zaten. Da kabul ettiği için çok etmeyenler de var çünkü. Tabii ki. Tabii ki. Erteleyenler demek ki de yaptığınız işlere güveniyorsunuz. Arkasında duruyorsunuz. Kesinlikle. Bu dönemde buradasınız. Yani şu anda çok riskli bir pozisyondayım. Bunu da farkındayım aslında. Değil mi? Sorguya çeker tabii gibiyiz ki. Biz de tabii şimdi çok hani işin ehlini bulmuşuz. Teknik konuları öğreniyoruz. Evet, konuşuyoruz. Memnuniyetle ne kadar cevap veriyorum. Çünkü yani bu işte korkusu olmayan insan rahatlıkla çıkıp her şeyi söyleyebilir. Ve ben bu zaten yapılan hataları ön plana çıkarmak için geldim. Yani insanların biraz bilinçlenmesi için buradayım aslında. Ya bir şey söyleyeyim. Şey ihtiyaç var. Ben yaptım eve güveniyorum diyecek insana çok ihtiyaç. Arkasında durması gerekiyor. İşte biz o noktadayız işte. Yani biz şu anda şöyle söyleyeyim. Konya'da şu pozisyona ulaştık. Bir müteahhitin başka bir müteahhite önerdiği firmayız. Öyle söyleyeyim. O zaman sizin kullandığınız malzemeler, bütün mevzuatlara uygunluk hepsi geçerli diyorsunuz. Kesinlikle. Yani olması gereken neyse onu uygulamamız gerekiyor. Hatta daha fazlasını uygulamamız gerekiyor ki bazen şu da olabiliyor. Yani belediyenin bize verdiği mevzuatta da zayıflıklar olabiliyor. Biz bu zafiyetleri de gidererek inşaat yapıyoruz aslında. Yani siz orada açığı gördüğünüz zaman tabii kendi imkanlarınızı tamamlıyorsunuz. Tabii ki. O yüzden de yaptığınız işlerin arkasındasınız anladığım kadarıyla. Ben size şöyle söyleyeyim. Bize bir arsa geldiği zaman biz bunu değerlendirmesine ekibimle beraber, mimar ve mühendis arkadaşlarımızla beraber şu şekilde yapıyoruz. Bu arsa geliyor bize. Biz bu arsanın maliyetini çıkarıyoruz önce. İçinde kullanılacak kapı koluna kadar ya da içinde kullanılacak ekstra dolap vesaire aksesuarlara kadar bütün her şeyin listesini çıkarıyoruz. Buraya ne kadar maliyetimiz gideceğini öngörüyoruz yani. Ha bunun artı eksisi de oluyor. Piyasa şartlarından dolayı eksilme artılarımız oluyor. Çünkü bizim malzemelerimiz dövizde çoğu. Biz bu dengeleri de öngörerek artı eksi yapıyoruz. Ve işin nihayetinde ne kadar maliyetle bu işe girebileceğimizi görüyoruz. Ama sürpriz yaşayan insanlar orada kapı koluna hesap etmeyebilir. Tabii bu sürpriz dediğim şey bayağı yani daha temel atılamadan parası bitenler. Evet. Yani. İşte ne hayır bekliyorsun şey sonra ortaya çıkacak binadan ne hayır beklersin? Yapmasın. Yani kesin. Zaten o işe niye girdi, niye yıktı, niye insanlara yani böyle şeyler de oluyor. Bu arada kentsel dönüşümlerde de böyle sıkıntılar çok yaşandı İstanbul'da. Evet. Benim direkt yani bunu yaşayan teyzemlerdi. Ben onun için anlattım bunu size çok yakın yani bildiğim için. Onun için hani tabii çok dikkat etmek ve iyi bulmak gerekiyor. Kesin. Şimdi ben karar verdim yeni bir ev alacağım Murat Bey. Öncelikle ne yapayım? Yapı denetimimi yaptırayım. Ev çok güzel. Dışarıdan bakıyorsun her şey harika. Oo mükemmel. İçeriye giriyorsun harika döşenmiş her şey. Ama bilmiyorsun sağlam mı? Kesinlikle. Zeminini bilmiyorsun. Evet. Ben bunları nasıl öğreneceğim? Satan kişi büyük ihtimalle bana diyecek ki depreme dayanıklı. Şöyle raylı sisteme yaptırdım, şöyle kazıklar çaktım. Ben inanacağım. Çünkü konudan anlamıyorum. Ben ev almadan önce ne yapabilirim? Ev almadan önce şu var yani işin aslına bakarsanız o bina inşa edilmiş oluyor. Size ev alma düşüncesinde olduğunuz zaman. Yani o işin öncesinde ve sonrasında ne yaşandığını bilmeyebiliyorsunuz yani. Ama bunu karşıdaki insana sorarak da anlayamazsınız. Dediğiniz gibi yanıltıcı şeyler de söylenebiliyor ki yaşadık bunu depremde. İşte deprem yönetmeliğine uygun bina yaptık vesaire diye reklamlar verilmiş. Yani o cümleyi kullanınca zaten biz alıcılar için bitmiştir. Yönetmeliğe uygunsa tamam diyoruz. Kesinlikle. Bu işi bilen bir insandan destek alabilirsiniz. Yani gerçekten mimar ya da mühendis ya da bu işin eğitimini almış bir insana danışarak ev alabilirsiniz. Yani bakar, o gider kolonların yüküne bakar, aşağı yukarı inceler şöyle perde beton uygulanmış mı ya da temel kazık var mı vesaire. Bu tip şeyleri gözlemlediği zaman o binanın sağlamlığını anlayabilir. Ama herhangi bir emlakçı ya da herhangi bir insan bu işin detaylarını bilmeyebilir yani. Peki siz yaptığınız binaları sağlamlaştırmak, depreme dayanıklı hale getirmek için ne gibi yöntemler uyguluyorsunuz? Özellikle zemini soruyorum. Evet. İşin aslı bunların tamamı çalışmalar ilk baştan itibaren başlıyor. Yani biz o çalışmayı harita işinden itibaren zemin etütü ilk başta yapılıyor. Sonra işte buraya uygun kaç kat yapılacaksa buraya uygun hangi temel yapılması gerekiyor? Mesela belirli kattan yükseklerde radye temeli uygulanıyor.
Yani radya temel dediğimizde çok sık bir şekilde döşenen demirlerden yani ızgara teli gibi çok yoğun bir şekilde toprağa tamamen bütünleşecek bir temel sistem oluyor. Yani zeminin hareketini biraz azaltan bir şey anladığım kesinlikle kadarıyla. Kesinlikle kıracak bir sistem. Onun yanı sıra şunu söyleyeyim mesela çok zeminin oynak olduğu, hareket halinde olduğu veya çok cıvık olduğu bölgelerde de temel kazık sistemi uygulanıyor. Yani bunun bir örneği de Dubai'deki yapılan tower'dan bahsedebiliriz. Aa, bu şey orası bayağı böyle şeydi. Suyun üstünde. Evet. Yani orayı güçlendir. Bak mesela bu çok önemli bir şey. Bizde zemin kötüyse ev çöker mantığı var. Halbuki değil. Zemini de hazırlayabilirsin. Teknik önemli demek ki. Yani suyun içinde bile deseniz ki bana suyun içinde bir inşaat yap bize. Temel kazık sisteminde ne kadar temel kullanacağını biz bildiğimiz için oraya o inşaatı yaparız. Ama o zaman Gölcük için onu dediler çünkü. Evet, o kadar suyun içinde ki. Evet. Maalesef. Ya az önce bahsettiğim olay da buydu. Aslında bizim önemimiz biraz daha ön plana çıktı. Çünkü işi yapamayacak insanların elinden yapabilecek olan bizlere iş artık döndü yani. Ve bu yüzden yükümüz fazlalaştı artık. İşte aslında her konuda eğitim. Kesinlikle. Bina yaparken eğitim, müteahhitsen eğitimli olacak. Kesinlikle. Ustaysan, inşaat ustasıysan, çalışanıysan mutlaka eğitimin olacak. Şimdi atıyorum siz her şeyi yaptınız. Elinizden gelen her şeyi bir müteahhit olarak malzemenin en kalitesini aldınız, zemin etüdünü yaptınız. Her şey tamam. Malzemeleri teslim ettiniz çalışanlara. Ustabaşı var, mühendisi var. Siz gittikten sonra eğer başını beklemiyorsunuz ki beklemeniz mümkün değil saatlerce. Evet. Bilemezsin adamın sağlıklı çalışıyor mu, yaptığı Tabii. şeyler başarılı mı? Yani aslında sadece müteahhitle alakalı bir durum da değil. Ben sizi tenzih ediyorum. Evet. Malzemeden çalan müteahhitlerden bahsetmiyorum. Her şeyi tamamlamış, her şey tam dört dörtlük. Ama elemanı iyi çalışmıyor. Kesinlikle. Belki bir tuğlanın yerini konudan anlamadığım için bu şekilde konuşuyorum. Belki bir tuğlanın yerini başka bir yere koyuyor. O tek bir tuğla belki koca bir binayı etkiliyor. Evet. Yani teknik bir konu. Yani bana kalırsa bu konuyla alakalı da artık herkes eğitim almalı. Ustalarsa bunu yapan, işçilerse mutlaka eğitim alıp ondan sonra bu bina Kesinlikle. Çalışması içerisine girmeli. Peki siz yaptığınız binalarda bu sistemi nasıl oturtuyorsunuz? Yani hepsinin başında bekleyemeyeceğinize göre yaptığınız evlerde nasıl bir sistem oturttunuz kendinizce? Ben çalışmalarımda şu şekilde prensip ediniyorum. Ekibimi kendim seçiyorum ve kendim yetiştirerek ilerliyorum. Yani bu süreçte de zaten bizim nasıl bir çalışma prensibine sahip olduğumuzu anlamış oluyor. Ve bölge bölge çalışmalar yapıyorum. Yani bir bölgede mesela 3 arsada çalışma yapıyorum. Farklı bir bölgede 2 arsada aynı anda çalışma yapıyorum. Aynı mesela, anda mı yapıyorsunuz? Tabii ki. Şu anda çok projem var elimde devam eden. Ki iyi ki bizde. Yabancı ellerde olmaması da mutlu ediyor beni. Gerçi evet böyle de bir şey var. Peki mesela aynı anda kaç tane inşaat yapabilirsiniz? Şöyle söyleyeyim. Biraz yapabilme kabiliyetine bağlı bu iş. Yani bu işin teknik açıdan nasıl ilerlediğini... Maddiyat da önemli çünkü. Tabii ki. Ekip önemli. Şeyde, inşaatta öyle bir şey. Kesinlikle. Aynı anda birkaç ekip olacak ki o işler. Sözleşme anından itibaren ilk arsanın bize geçiş sözleşme noktasından itibaren harita işleri, zemin etütü işleri, tel örgüsü işleri, tabela işleri, hafriyat işleri vesaire derken daha inşaata başlamadan zaten onlarca ödeme yapıyorsunuz zaten. Tabii, ama tabii o noktadan sonra inşaatı başlatabilmek çok değerli. O inşaatın başlama aşamasında da ve bitişine kadar hatta iskanına kadar biz başında olmak zorundayız yani. Bu işi bilinçli yapan insanlar olarak. Hatta ve hatta iskanı da verdikten sonra bize şöyle bir yasa getirildi ama müteahhitler bunu uygulamıyor. Ben uyguluyorum. Belirli bir süre bu inşaatlarda garanti sistemi geldi. Minimum 3 yıl. Garanti veriyorsunuz. Nasıl bir şey bu? Binanızda mı? Binada herhangi bir doğabilecek olumsuzluklara karşı siz her şeyden sorumlusunuz. Yani oraya taktığınız herhangi bir evyenin arızalı ve arızalı olmasından bile sorumluyuz. Bu devletin bize getirdiği yasa. İşte diyorum ya uygulama hatalarından dolayı kayıplarımız oluyor bizim. Yani biz bunu uygulamak zorundayız ama uygulamıyoruz. Betonu belirli kalitede dökmek zorundayız ama bir alt kalitede dökülüyor maalesef ki. Böyle. Yani oysa ki şimdi hani hazır betonlar var aslında. Evet. Bunlar uygulansa hiçbir sorun olmaz. Bunların da kaliteleri var. Şimdi tek bir tane tabii ki tek bir tane beton kalitesi yok. Örnek veriyorum. C16 kalitede bir beton düşünün. Bu beton
en kötü betondur. Bu beton nerede kullanılır? Semin işlerinde, böyle ufak tefek onarım işlerinde ya da benzeri işlerde. Yani bu bir binayı mukavemetini verebilecek kuvvette değildir. Ama iki katlı yapılarda mesela C20 uygulanabilir. Daha yüksek yapılarda bu C30, C35, C40'a kadar gider. Hatta C46 da var, işte o gökdelenlerde kullanılan çok mukavemetli beton. Yani kat sayısı yükseldikçe bu beton kalitesinde artması tabii gerekiyor ki, anladığım kesinlikle, kadarıyla. Kesinlikle. Mesela ben 4 katlı yapılarımda bile bana C25 veya hatta C20 uygulamak serbestken ben C30 kullanıyorum. Ya ne güzel, tabii ne güzel. Peki mesela balkonla ilgili çok tartışma var. Balkon olan yerlerde sıkıntı olur diye. Böyle bir şey var mı? Hani yok, şeyi biliyoruz, aşağıda dükkan olanlarla ilgili olabilir tabii ama balkon için aynı şeyi söyler misiniz? Ya da çıkıntı diyeyim, aslında benim balkon dediğim şeyi anladınız siz. Biz balkondan şu anda mevcut mevzuata göre binanın %15'ini ya da hatta bazı bölgelerde %10'unu aşamayacak kadar balkon yapabiliyorsunuz. Yani mesela 100 metrekarelik bir dairede 10 metrekare balkon yapabiliyorsunuz. Burada da balkonu çok dışarıya vermiyoruz biz. Dışarıya verdiğimiz zaman da bina saplamaları deriz biz ona. İki tutaç noktasından binaya saplama merkezi girilir. İki balkon uç noktasından. Bu saplama demir yüküyle beraber beton mukavemeti verir. İşte demek ki bu sıkıntı. Evet, anladım. Ama ne yapıyorlar? Burada saplamayı kullanmıyorlar mesela. Balkon boşta kalıyor. Tabliyesi boşta. Evet. Yani alttaki ancak mekanizmayla ayakta duran bir balkon oluyor. Burada da çökmeler çok rahatlıkla yaşanabilir. Hatta kendi kendine çöken balkonlar var yani. Binanın çok dengesini anladığım kadarıyla değil mi? O şekilde yapıldığı zaman balkon, binanın herhangi bir sarsıntı sırasında dengesini bozmuş oluyor. Bozabilir ama bizim bu saplama dediğimiz sistem uygulandığı takdirde bozmaz. Onun bile ne kadar inceliği var. Ya, bu işi bilerek yapmak gerçekten çok değerli. Gerçekten yani. Bunu bu saplama dediğiniz yeni yapıların çoğunda var mı, yoksa sizce uyguluyorlar mı şu an? Olmak sizce? Zorunda. Olmak zorunda ve uygulamak zorundalar. Çok becerememişler ama herhalde. Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da. Maalesef. Keşke. Ya o kazıkları alıp saklamışlar köşelerinde. Bence becerememişler bu durumdaysa. Hani eski de çok bina var. Biliyor musun yıkılanlar arasında? Yani evet, yeniler çok acıklı zaten. Hani yani yenilerin 99'dan sonra zaten bir deprem yasası çıktı tüm Türkiye için. Hani tabii Marmara'dan başladı ama Türkiye için geçerli oldu. Ama maalesef uygulanmadığını gördük. Evet. Ama eski de bina çok fazla. Galiba bu hani renove edilen yerler de çok değerli oluyor. Şimdi şu da tartışılıyor Dilara. Ben evdeydim ya, çalışmadık biz. Program daha önce başlayacaktı ama bir türlü başlayamadık bu durumdan dolayı. Evde 7-24 ben bu inşaat sektörünü, yani artık hani anladığımız kadarıyla yarım yamalak gerçekten de çok fazla dinledim. Şimdi bazen de yapıları güçlendirme durumu var. Evet. Yani eviniz var, evet depreme dayanıklı değil. Ama tam da aslında yıkılmaya da uygun değil. Yani gerek yok, çünkü bu da bir maliyetmiş. Hani birisi %40'sa tabii bir baştan yapmak %100 maliyet. Evet. Dolayısıyla şimdi siz o güçlendirmeye nasıl bakıyorsunuz, binaları güçlendirmeye? Eğer temelinde çok sağlam bir başlangıç yapılmadıysa güçlendirmeler de pek işe yaramayacaktır. Ama son dönemde geliştirilen yeni tekniklerle özellikle taban kolonlarında ekstra bir kuvvetlendirme yapılabiliyor. Girdirme tarzı bir kuvvetlendirme ya da ek kolon atılarak kuvvetlendirme yapılabiliyor. Bu noktada tabii ki ölçümlerle alakalı da bir çalışma gerekiyor. Çünkü numuneler alınabiliyor. Alması gerekebiliyor. Ya da ezberledik hepsini. Harikasınız. Bak işte bak, öğrenmişsiniz ne güzel. Yani keşke öğrenmeseydik ama vallahi ya, öğrendik. Keşke ben, ben kullanmak istemedim yani bu, evet, düşünün bu kelime yani. Ama ben hani ne diye sorsan sadece şöyle bir parça, işte güvenilir mi değil mi binamız, ona bakıyorlar. Bana sorarsanız ben hani çok tabii hani sadece gözlemlediğim kadarını anlatabilirim ama yani siz bize anlatırsınız tabii bu işin gerçekten ne kadar önemli olduğunu. Bu karatların ölçümleri uzman analiz yerlerine gönderiliyor. Burada bu beton kalibresinin az önceki bahsettiğim C25, C30, C35 hangi kıvamda olduğunda bizi aydınlatmak için gösteriyor. O binanın mukavemeti, yani yükü. Düşünseniz şöyle söyleyeyim. Birinci katta çok fazla yük var, doğru mu? Doğru. Üstünde çünkü 5 kat var belki. 5 katın yükü o birinci katta. İkinci katta 3 katın yükü var. Yani yukarıya çıkıldıkça yük azalıyor.
Anladınız mı? Evet. Ama en temel noktadaki yük en fazla yüktür. Hı hı. O yüzden temelin en sağlam olması gereken yerdir. Çünkü o taşıyor zaten. Tabii ki. Bunu biz günlük hayatta da kullanıyoruz. Yani bir şey, herhangi bir şeyin temeli sağlam olmalı deriz ya. Evet. Bir şeylerin temel, yani bu temel mantığı bizim kafamızda bilinen bir mantık aslında. Yani bir şeyin temeli, düşünsenize şimdi biz iskambil kağıtlarını buraya dizmeye çalışsak ilk başta en aşağıyı sağlam yapmaya çalışırız değil mi? Yani biz bu mantıkta ilerlememiz gerekiyor. Ben özellikle şu perde betonların mutlaka her binada kullanması gerektiğini düşünüyorum. Şu yandaki gördükleriniz perde betondur. Bak şu demir çıkıntılar var ya balkonda. Evet, evet. Onlar da saplamaların uzantıları. Ha, demin anlattınız tabii aslında. Ki, tabii ki. Sizce bu binanın akıbeti ne olur? Şöyle burada sanki kolonların biraz zayıf olduğunu düşünüyorum. Biraz daha büyük olması gerektiğini düşünüyorum ama illaki yönetmeliğe uygun yapılmıştır. Ya, sadece maliyet de değil, küçültüyor ya bu kolonlar yerleri. Aslında insanlar da istemiyorlar ve tercih etmiyorlar. Evet. Maalesef hani 99 öncesi biz hep böyle tam salonun ortasından geçen bir evi almazdık. Ben hatırlıyorum yani çocukken. Babamlar derdi ki bunun burada ne işi var tam salonun ortasında. O proje kaynak. Projeden kaynaklanıyor. Yani bizde öyle sürprizlere yok tabii ki. Yani çünkü biz proje aşamasında da çok hassas davranıyoruz. Size çok samimiyetimle söylüyorum. Bize iki tane numara geliyor. Ada ve parsel. Tamam bu kadar. Biz o iki rakamı alıyoruz. Ölçümlerine bakıyoruz. Ne kadar imar hakkımız var. Ne kadar zemin oturmamız var. Komşudan ne kadar içeride olmamız gerekiyor. Komşu parselden de çekme paylarımız oluyor mesela. 3 metre diyor komşudan çek diyor. 5 metre öbür yoldan çek diyor işte vesaire. Biz o binayı, o projeyi önce taslak haline getiriyoruz ve o taslağı arsanın üzerine yerleştirmek için bile günlerce çalıştığımız oluyor biliyor musunuz? Bize sonrasında şunu diyorlar. Yani bizim işi hafife alan insanlar sadece iki tane çizik çekiyorsunuz ne oluyor ki diye. Yok yok iş yani böyle ne bir enteresan durumumuz var tabii ki. Belli olur. Mesela bugün aldınız araziyi verdiler size. Hı-hı. Dediler ki burası sizin. Tamam. Hadi üstüne yap inşaat. Ne kadar zamanda teslim edersiniz? Ben şimdi tüketici olarak soruyorum. Evet. Ve ben daha siz ona ilk başlamadan orada hangi daireyi istiyorsan, birinci kat, beşinci kat, balkonun bu tarafa bakan kuzey, güney falan var biliyorum evleri alırken. Ben çok severim işte oradan sıcak olmaz mı hiç de anlamam ama çok da meraklıyımdır sorarım. Ne anlamayacağım bir şey niye soruyorsun? Güneydoğu biraz daha iyi oluyor açıkçası. Sıcak. Tabii. Biz öyle sıcak seviyoruz. Ama serin sevenler de kuzey istiyor. Kuzey i̇şte, isteyen de tabii. Var. O da, tabii. Mesela ben sıcak severim. Ben hep böyle mümkünse güneşi gören taraf. Bazısı da hiç istemez. Ne zaman bu eve sahip olabilirim? Oturabilirim içine. Aslında sorduğum temel şey bu. Bir de en başından siz daha temeli atarken ben bunu satın alabilir miyim? Evet. Şöyle söyleyeyim. Bu iki faktörlü aslında. Yani birincisi evrak ve ruhsat faktörü var. İkincisi de yapılacak işin büyüklüğüyle alakalı bir durum. Yani bölgesel yığılmalar da olabiliyor. Mesela bir bölgede çok inşaat yoğunluğu olabiliyor. O belediyenin size ruhsatı çıkarması minimum 6 ay bulabiliyor. Sadece inşaata başlama izniniz 6 ay hatta bir seneyi bulduğu zamanlar oluyor. Bir sene boyunca o inşaata başlayamıyorsunuz bile düşünün yani. Ay o çok fena bir şey. Çünkü adamların elinde o kadar yığılma var ki projelerle alakalı. Belki elinde 100 tane proje var. Orada çalışan, belediyede çalışan görevli sayısı. Siz de kayba uyuruyorsunuz ama her tabii geçen ki, gün kayıp sizin için. Tabii ki. Biz sözleşmelerimizde şunu yazıyoruz zaten. Ruhsat sonrası şu kadar ay. Çünkü ruhsatı ne kadar alacağımız biz kestiremiyoruz ki. Yani biz belediyeyle alakalı bir entegre bir çalışmamız yok. Onlar bize ne zaman ruhsat verirlerse ondan sonra inşaatımıza başlıyoruz. Çok samimiyetimle söylüyorum ki bu yaşanan olaylardan sonra Konya çok büyük bir sınavı başarıyla geçti biliyor musunuz? Neden nedir? Benim çevremdeki ve ben de dahil olmak üzere hepimiz seferber olduk. Biz günlerce uyumadık. Gece 3'lere 4'lere kadar. Siz yardıma gittiniz. Yakındınız çünkü en yakınlardan. Bir şeyler ulaştırmak için çalıştık. Bir şeyler yetiştirebilmek için mücadele ettik ve belediye başkanımız tüm belediye ekibiyle beraber Hatay'a gitti biliyor musunuz? Günlerce uykusuz adam sandalyenin arama üstünde uyuyor. Arama kurtarmalara katıldılar bizzat. Yani orada görüyorsun kim diyorsun belediye başkanı bilmemlerin adam eliyle resmen taşları kaldırmaya çalışıyor.
Yani Türk olmak öyle bir evet, şey. Çok, çok güzel çok kenetlendik. Yani inanılmaz çok, ya aslında bir şey. Çok değerli bir ülkedeyiz biliyor musunuz? Ay, yani evet. Bu böyle. Çok yardımseveriz orası kesin ama ne olur artık inşallah Allah güzel biraz şeylerde buluşalım. Güzel şeylerde birbirimize ya, destek olalım. Aslında bakarsanız ben burada daha güzel projelerden, daha iyi işlerden bahsetmek için olsaydım. Keşke. Depremle alakalı bir yıkımlarımız olmamış güzel olsaydı. Güzel siz de şimdi mesela peyzajı konuşuyor olsaydık. Evet. Konya'da yaptığınız 8800 inşaatın inşallah. Ya gülümse. Onların değil mi? Ya. Allah söyletti. Ne güzel. İnşallah, inşallah. Allah, inşallah çok çok yapmayı nasip etsin ki düzgün insanlar keşke biz her şeyi ya. Yapsın. Gerçekten. Ve hani şöyle söyleyeyim, beğendiğim iş yapan insanlar da var. Gerçekten şimdi güzel yapan dostlarımız da var. Yani onları da tenzih ediyorum ama bu işin gerçekten nasıl yapılması gerektiğini piyasaya göstermeye çalışan bir insan. Ve burada da bu yüzden oturuyorum. Arsa sahiplerini en ufak detayına kadar aydınlatan bir insanım. Bir günde sizin inşaata gelelim çekelim. İnşallah. Ben bir bakayım. Yerinde inceleyelim. Karotu bir bakayım. Belki siz de Konya transfer ederiz yavaş yavaş. Tabii. Zaten ne güzel Konya ilk açıklandı işte hangi iller daha şeydir diye. Ben de dedim ki bari Konya'ya gidelim. Göç alıyor hani mu ne Konya güzel, ben meydanadan dolayı da çok severim Konya'yı. İstanbul'dan ne kadar... Şevyavuzu'da yani Aralık'ta biliyorsunuz. Kesinlikle beklerim. Yanınızda olmak isterim. Ne kadar güzel. Hep Aralık ayında da benim bütün arkadaşlarım giderler. Zaman zaman biz de işte eşlik etmeye çalışırız falan. Dedim Konya iki gün sonra... Şu ağzımı seveyim. İki gün sonra bir deprem oldu. Dedim ki yani demek ki hani böyle bir şey. Ama hayat. Aralık ayına bayağı zaman var yani. Aralık'tan önce inşallah beklerim sizi. İnşallah. Tabii tabii Aralık dediğiniz artık zaten daha yeni geçti ama... gerçekten hani umarım geliriz. Zaten Dilara şekeri de çok güzeldir. Konya şekeri var. Getirdim. Sen getirdim bu arada. Gerçekten getirdim. Mi? Tabii, ay ben ne severim ne severim o böyle. Aşağıda ekip yiyordu en son ama size kalmıştır. Ay bir şey inşallah bana bırakmayın. Çünkü ben zaten çok kilo aldım. Yok yok vallahi bana ayırmayın. Ben çok fena. İşte deprem zamanında 3-4 hafta biz çalışamadık. Ben sürekli yemek yedim. O şekerleri o zaman alaydım iyiydi. Değil mi? Allah bir olsun, daha da göstermesin olsun, inşallah. Olsun. Tekrar güzel günler geçiririz. Ne kadar kibarsınız. Çok teşekkür çok ederiz ya. Valla yani ne kadar evet, zarif. Çok teşekkür ederim. O sizin zarafetiniz. Çok teşekkür ederiz. Valla Konya'yı ben çok severim. Konya'da çok Dilara Hanım'ı yakın zamanda ağırlama fırsatımız oldu. Ben gittim evet yakın evet. Zamanda Konya'ya. Beraber bir ödül töreninde bulmuşmuştum. Ekmek de yedin mi? O şey ekmekleri yedim, de çok yedim. Güzel. Çok güzeldi. Hayran da kaldım Mevlana'yı ziyaret ettim. Konya zaten o var yani hani. Yapı olarak da çok güzel, dümdüz, her yer düz. Zaten evet şimdi öyle bir avantajı var. Evet. Yani aslında baktığın zaman. Evet. O avantaj tabii ki çok güzel bir şey. Onun içinde bir soğuk oluyor bildiğim kadarıyla. Hani dezavantajlar. Kura yazımız oluyor. Ankara geceleri gece biraz. Kesiyor biraz. Şey, karasal iklimden evet. Dolayı. O biraz bir biraz herhalde. Biraz soğuğu var. Mesela benim en korktuğum şey o. İşte nasıl giyineceğiz sorunu. Ya aslında iklimimiz çok uzak değil. Yani Konya'da biraz son yıllarda, son böyle 10 yıldır falan sanki böyle ılıman iklime geçmiş biraz gibi. Biraz ısındı. Tabii evet, ki ılıman iklim yaşıyor dünya gibi. Dünya da öyle zaten. Yani biz sanki şöyle Akdeniz iklimine yaklaştık gibi bir isim var. Çünkü nemli bir ortamımız oluyor, işte sıcaklık oluyor. Bazen inanılmaz sıcaklıklar yaşıyoruz yani. Kışımız şimdi, zayıf geçiyor aslında biraz son dönemde. Mesela çok yağış evet, almadık. Ben de valla eskiden böyle karlar oluyordu kocaman kocaman. Hatırlıyorum ben hani evet. Konya dediğin şey hep kardır kışın. Şimdi çok fazla bu evet, senelerde evet. Olmadı. Geçen sene inanılmaz kar gördük Konya. Geçen sene öyle ama geçen ama Türkiye sene komple tüm Türkiye gördü, öyleydi. Hep beraber bu sene kar altında dedik yani. Baksanıza. Bu sene de inanılmaz evet. Ama konudan çıktık yani bu sefer hava durumuna geçtik. Valla yani biz Türkiye gibiyiz. Çünkü hani her şey olabilir, her an her şey olabilir. Hakikaten de öyle. Şu anda kaç tane devam eden proje var? Çok. Hala çok. Çok. Sadece Konya'da mı yoksa Türkiye genelinde yapıyor musunuz? Türkiye genelinde yani? Çok fazla açılmıyorum. Aslında yurt dışından bile talepler geliyor. Çünkü uluslararası müteahhitlik belgem var benim. Ha, ne aa, kadar güzel. Öyle bir belge mi var? Tabii ki. Ha, bak mesela onu hiç bize yani, söylemediler. Evet yok. Yani, öyle bir şey var. Siz o zaman Bursa mesela Almanya'da ben inşaat yapmak istiyorum. Evet izin alıyorsunuz. İzne bağlı olur. Almanya biraz bu konularda katı ama biz... Almanya dediğime bakmayın siz benim. Yani herhangi bir ülke. Dubai, Katar. Dubai. İşte hatta ismini bile telaffuz edemeyebilirim. Ruanda diye bir ülkeden evet, davet evet. Aldım. Aa, çünkü evet. Yeniden kentsel dönüşüm yapılanmasına başlamışlar. Türk müteahhitleri çok seviyorlarmış. Özel sizin telefon... nereden duymuşlar mesela? Türksünüz diyelim sadece yoksa yaptığınız yok, inşaatları bizi, referans mı biz almışlar? Biz bilinen bir firmayız aslında. Aslına bakarsanız. Yani
Oldukça köklü bir Bu arada köke Dilara sahibiz. Bana söyledi şimdi tabii isim veremediğimiz için ben biliyorum aslında ama hani çok söyleyemediğimiz evet. için kusura bakmayın. Ama yani onlar bile duydularsa çok iyi bir şey bu. Demek ki başarınız artık ülke dışına çıkıyor. Tabii ki yani şöyle söyleyeyim bir arz sahibimize ufak bir olumsuzluk yaşadık. Sebebi de bizi tam tanımamasından kaynaklanıyordu. Bende 3 tane arsası vardı. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bende 3 tane arsası vardı. Arsan çalışmalar devam ederken bana bir sebepten dolayı kızmış. Sebebini inanın ki çok net bilmiyorum. Arka planda bana verdiği arsalardan 2 tanesinin başka bir müteahhit arayışına çıkmış. Çok enteresan bakın. Başka müteahhit arayışına çıkıyor. Bütün oklar dönüp dolaşıp tekrar beni buluyor. O müteahhit de diyor ki aslında sana çok güvenilir bir müteahhit sayılacağım. Arka planda o arsa tekrar bana geldi. Ya Murat abi böyle bir arsa var çalışır mısın? Bir baktım zaten benim proje yaptığım arsa. Sözleşmesi, vekaletnamesi bende olan arsa bana geldi. O zaman arsayı satın almak zorunda değilsiniz. Yok. Biriyle ortaklaşa da yapabilirsiniz. Tabii ki, Bizim o haklarımız var yani. Ha çok güzel. Arka planda tekrar arsa bana geldi. Arsa sahibinin yanında aracı arkadaş beni arıyor diyor ki. Murat abi diyor arsa sahibinin yanındayım diyor. Dedim benden bahset hangi firma olduğumu söyle. Söyledikten sonra yüzü ifadesine bak ama dedim. Tamam. Hemen arsa sahibimiz tekrar beni telefona istemiş. Bana diyor ki Murat'cığım diyor 2,5-3 milyonluk Konya'nın içinde yine seni mi buldular diyor. Bulacaklar tabii ki dedim. 10 kişiye de versen 50 kişiye de versen bu arsayı hepsi inan ki beni bulacak dedim. Biz sizi daha sonra tekrar ağırlayalım. Olur memnuniyetle. Nereden nereye mesela kaç nereden ayda nereye? Ne kadar evet. yol gittik? Harika çok güzel. Bunları konuşalım. Aşamalarımız da hatta yaptığınız binaları bize mutlaka bir dahaki geldiğinizde videolarını fotoğraflarını isteriz. Projelerin görselleri evet, var mı üstünde amblemim olduğu için? Bizimkiler yayınlamamışlar. Sonra telif falan oluyor bir şey oluyor değil mi öyle? Bir sürü şeyler oluyor öyle. Biz sonuçta ulusal bir kanal olduğumuz evet. için bir sürü başka şeylere tabiyiz. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ederim. Allah bir daha göstermesin Amin. Ama sizin İnşallah. Gibi insanların olduğunu bilmek de dürüst ve işine sadık beni son derece mutlu ediyor. İşte, ve yarınla ilgili de bir sürü aslında olumlu düşünceye haiz olmamı sağlıyor. Murat, Samet, Mintan bizimleydi. İş insanı, müteahhit kimliğini de söyledik ama özellikle bunu açarak söyledik, konuştuk. Ben kendi adıma size çok teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. Ama Dilara işin asıl sahibidir. Ona bırakıyorum. Güzeller güzeli bebeğime bırakıp onu öğrenince de biraz böyle içimde kötü olmadı değil yani. Ay canım benim. Olsun her şeye geçiyor. Buradan da bu felaketi yaşayan herkese umut olsun. Yani en azından umudumuzu yitirmeyelim. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Murat ederim. Bey. Çok ayaklarınıza güzel ağırladınız. Sağlık. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bekleriz sizi. Çok teşekkür ederim inşallah. Tekrar geleceğim. Ayrıca tebrik ediyorum sizi böyle bir dönemde buraya gelip yaptığınız işlerin arkasında durduğunuz için ayrıca tebrik ediyorum. Zor bir zamandayız çünkü. Hassas bir zamandayız. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ağırlamanız için teşekkür ederim her şey için.